Evet. Evet arkadaşlar, derslere devam ediyoruz. Bazı arkadaşlar kolumdaki dövmeleri soruyor. Bu dubito ergo cogito, cogito ergo sum, Latincesi şüphe duyuyorum, öyleyse düşünüyorum, düşünüyorum öyleyse varım. Descartes'in lafı, Descartes de Koç burcu, sevdiğim bir matematikçi. Dubito ergo cogito tabii. Herkes düşünüyorum öyleyse varım der ama öncesinde şüphe duyuyorum öyleyse düşünüyorum var. Bu ülkenin insanının bir sorunu var. Akrep olmasına rağmen tuhaftır. Aslında akrep septik, şüpheci bir burçtur ancak güneydüğüm, tabii biz güneydüğüm balık, kuzey başı anlatıyoruz. Güneydüğüm balıktan ötürü bütünsel yani toplumsal bir teslimiyeti var halkımızın. Herkes aynı şeye inanınca nedense o doğru oluyor. Herkesin inandığı şey her zaman doğru değildir. Buradaki dövme de rüyamda görmüştüm. İlk kitabı kırkından sonra yazmaya başlamıştım. Bu bir kılıç kalem. Kılıç kalem biraz benim yaratımım oldu tabii. Üstümde kılıç var. Kitaba saplanıyor. Açık bir kitaba. Yani kitap okumuş ve kitap için savaşıyor gibi düşünün. Altta da kapalı kitaplar var. Oradan da böyle bir dolma kalem çıkıyor. Mürekkebi damlıyor. Bu da zar arkadaşlar. Kumarbaz filan değilim ama Mevlana'da da geçiyor galiba. Hayat aslında bir çeşit tavlaya benziyor arkadaşlar. Tabii bir külli irade var. Evrensel irade. Tanrı'nın iradesi. Bir de cüzi irade var. Tabii biz Tanrı'nın suretinden yaratıldığımız için. Tabii bir okyanussa o. Biz ancak küçük bir damlasıyız. Bu anlamda tabii bireysel iradeyle de alakalı. Burada zarlar, siz atarsınız zarları, bir sayı gelir. O sayı sizin elinizde değildir. İşte o zarlar tabii ne oluyor burada? Külli irade oluyor. Fakat o zarlara göre siz pulları oynuyorsunuz. Pulları nasıl oynayacağınız da size bağlı. Bu anlamda hayat aslında satranç gibi değil, tavla gibi. Satrançta her hamleyi kendiniz yaparsınız. Kusursuza yaklaşırsanız kazanma şansınız yüksektir. Ama tavla öyle bir oyundur ki istediğiniz kadar iyi oynayın. Karşınızdaki sizden daha iyi zar atarsa bir yere kadar arkadaşlar. Kaybedersiniz. Evet. Bu tabii kuzey, güney, başak, balık bunlar tabii TC haritasında da var. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Alaturka tuvaletler vardı eskiden. Alla Turca İtalyanca bir kelimedir. Türk gibi, Türk usulü demek. Alafranga da Frank usulü demek. Balık başak aksı bağırsaklarla alakalıdır. Bağırsaklar bilgelik merkezidir. Guts denir İngilizce'de. Cesaret ve bağırsak aynı kelimedir. Hatta intestinal, sezgisel, bilgelik anlamında intestine de bağırsak demek. Alaturka tuvaletler tabii fazla yok artık. Alaturka tuvalete oturduğunuzda belirli bir pozisyona gelir bağırsaklar ve daha iyi dışkılarsınız. Maalesef tabii bizim biraz bacak boyumuz da düşük. Yani Orta Asyalıyız ya. Alaturka'da otururken bari ayağınızın altına belirli yükseklikte bir böyle şey koyun. Küçük böyle tabure gibi şey. O zaman bacaklar yukarı çıkar, benzer bir pozisyonu yakalarsınız. Onu söyleyeyim. Annem de balık. Sürekli ona da aynı tavsiyeyi veririm. Bağırsaklarda sorun varsa bilgelik sorunu yaşarsınız. Orası çünkü enterik sinir sistemidir ve vücuttaki serotoninin %95'ini bağırsak salgılar. Serotonin mutluluk hormonudur. Yani Amerikalılar sürekli şey derler işte I don't give a shit, bullshit, holy shit yani affedersiniz bokun holisi yani kutsalı bile var. Orada biraz dikkat edin. Hayat bazen doğru dışkılayıp dışkılayamama meselesi olabilir. İşte o da balık başak aksından gelen bir şey. Başak bir de kuzey düğüm bakire takım yıldızı biliyorsunuz. Bir de bu toplumda bakirelik takıntısı var. Bu da kuzey düğümün getirdiği bir şey. Rahat olun biraz. Tabii ki ahlaki bir takım değerlerimiz, kültürel bir takım değerlerimiz olacak ama ahlak sadece bacak arasında filan değil. O da kuzey başağın getirmiş olduğu bir saplantı diyelim. Burada tabii geçmiş yaşamdan tabii balık olmak, balık tabii son burç olduğu için
astrolojide bütünsellik, yani teslim olma, deniz tanrısı ya, okyanusların tanrısı Neptün, yani Poseidon, birer tabii deniz nasıl oluşuyor? Milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca damla denize karışıyor. Yani oraya tabii yağmur, nehir, göl neyse artık bütünsel bir şey oluşturuyor. Tabii bu bütünsellik ve daha büyük güce teslim olmayı, bu tabii geçmiş bilinçaltısı olduğu için Kuzey Başağın insanımızda da var. Mutlak bir teslimiyet arar. Bunu bazen tabii beceremez. Beceremeyince de ne yapar? Tembelleşebilir. Atalet getirebilir balık. Çünkü 12. ev son burç olması hasebiyle aslında mezardaki halimiz. Yani akrepte 8'deki ölüm daha metaforik bir şeydir. Yani egonun ölümüdür o. Neden egonun ölümüdür? Güneş, aslan, 5. ev egodur. Akrep de ona tam bir kare atar. Ateş, su. Yani ne yapıyor? Su orada ateşi söndürüyor ve 90 derecelik kareyle de, ki tabii aşkta da bunu hissederiz çoğu zaman, birine aşık oluruz. Bunu güneşle, ego ile yaparız aslında. Daha sonra ego yitimine maruz kalırız. Çünkü iki ego bir araya gelir. Aynen 1-7 aksı gibi. Birinci evde siz kendinizsinizdir. Kendi benliğinizdir. Kendinizi bilme halidir. Koç burcu halidir bu. Tam karşıtında ise 7. ev, partner, ilişki, ortaklık evi var. Orada tabii evlilik gerçekleştiğinde ya da beraberlik, iki kişi birbirine çok fazlasıyla benzemeye başlar. Tevekkeli değil, eş deriz. Fakat insan kendi kendisinin bile eşi değildir. Denk olmakla eş olmak matematikte de farklı bir şeydir. Eş olmaya çalışmayın. Birbirinizin farklılıklarına saygı gösterin. Zaten bu olmazsa İki kişi benzeşir. Nietzsche'nin dediği gibi, ki Nietzsche de terazi, o da hissetmiş herhalde bir terazi olarak, beni bir benzerim yok edebilir der. Kendi benzerinizi yaratarak aslında sıkılmaya başlarsınız. Zaten ilişkiler, ortaklıklar bir başka coğrafyaya, bir başka topraklara giriştir. Bir keşiftir. Bir başkasının dünyasına girersiniz. Bir başkası ilişkide sizin için yabancı bir ülke gibidir. Ama oraya girip orayı talan edip ondan sonra kendinize benzettiğinizde o zaman sıkılırsınız. İki kişi birbirinden sıkılır. Daha sonra da ne olur? Bir patlamayla ayrılırlar. İşte orada belki egonun tabii başka bir egoyla soğuk füzyon gibi diyelim. H2 ile o birleşir, su olur ya. Su da ayrıştırılabilir. Biraz zor ayrışır ama kimyasal bir reaksiyon gibidir aslında iki kişinin ilişkisi. O ilişkiyi saygı göstererek yapın. Kuzey Başak tabi teraziden bir öncesi, bunu tam bilemiyor. Aslan'ın adına bir sonrası, egonun ölmesi lazım orada. Çünkü Başak amele burcudur. Bir işin içinde koca bir dev sistemin bir çarkı gibidir. Orada tabi bunu öğrenmesi icap eder. Balık gibi yaşlı bir ruh. Yani düşünsenize, horoskopun sonuna gelmişsiniz. Yüzmüşsünüz. Tam çıkacaksınız. Samsara tekeri der ya Hintliler. O feleğin çemberi. Oradan tam çıkış yapacaksınız. Çıkış yapamıyorsunuz. Son anda herhalde bir hata yapıp başa geri dönüp hadi git sen bir çalış, amelilik yap. Öyle ya. Tam dünya tesislerini terk ederken arabanın tekeri patlıyor. Değişken sudur tabi balık. Değişken toprağa gidiyorsunuz. Başak'ta değişken toprak. Burada değişime direnme, direnç. Çünkü değişkenler direnç göstermek lüksüne sahip değildirler. Eğer direnç gösterirlerse tabi. Çünkü neden? Aslan sabit bir burçtur. Ve güneştir. Ve egodur. Ego tabi kendisini korumaya çalışır. Fakat Başak'ta egoyu biraz revize etmek gerekir. Ana fokuslanmak burada icap ediyor tabii. Çünkü çalışmak, yani insan çalışırken ve bir işi yaparken ana fokuslanır ve kaygılarından kurtulur. Başak boşuna 6. ev hastalık evi değil. Her zaman söylerim. Orada ya çalışırsınız ya da hasta olursunuz.
Biz fizikte şey deriz, birim zamanda yapılan işe güç deriz. Kişinin güçlü olması, aynen hep derim ya Mustafa Kemal'in o meşhur lafı, az zamanda büyük ve çok işler yaptık diyor. Yani biz güçlüyüz demeye getiriyor. Çünkü güç eşittir, iş bölü zamandır. Siz birim zamanda ne kadar iş yapıyorsanız o kadar güçlüsünüzdür. Çalışarak, bir şeyler üreterek, bunu çevrenize de değil, kendi kendinize, ya bakın ben güçlüyüm, bir şey yapıyorum anlamına gelir. Öbür türlü kişi kendini güçsüz hisseder. Ve güçsüz insanlar hastalanırlar. Zaten balık 12. ev olması sebebiyle bilinçaltı ve bilinçaltı ile alakalı her türlü ruhsal rahatsızlığın yeridir. Ama ben ne diyorum? Bir evde sorun yaşadığınızda o evin karşıtına gidin. Dengeyi kurmak için. Çünkü bir ev çok fazla cozuttuysa, yani birinci evde benliğiniz, egonuz çok fazla coşabilir. Kendinizle fazla meşgul olabilirsiniz. Bunda düzeltme yapmanız için hemen karşıtına bakmanız lazım. Aynen böyle bir aynaya bakıyor gibi. Yedinci eve gider, bir ilişkinin içine kendinizi sokarsınız. İlişkide çatışmalar başlar ve o iki kişinin çatışması aslında birbirlerini düzeltme halidir. Aslında faydalı da bir şeydir. Ayarında olduğu sürece çatışma iyidir. Her zaman söylerim. Çatışmaktan kaçmayın. Kendinizi ifade edin. Karşı taraf da kendini ifade etsin. Orada tabii herkes birbirini bir başkasının aynasında görür. Bir başkasının aynası bizim için nedir? İyidir. Evet. Bu 6-12 artısı tabii hastalıklarla alakalı olduğu için bu ülkede bir de herkes şifacı. Kurşun döker. Dokunur, iyileştirir, rüyalara yatar, ne bileyim işte, doktora da gerek yok zaten ülkede. Aslında burada meslek olarak bu aksın insanları, hakikaten bizim kaliteli doktorlarımız var. Şaman geleneğinden geliyoruz zaten, bir çeşit şamanik bir şeydir. Ama bunun eğitiminin olması icap ediyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani öyle sertifikayla filan. Yani üçüncü ev belki kuzey düğüm ondan olabilir. Üçüncü evden daha güçlü ev arkadaşlar direkt karşısı olan dokuzuncu evdir. Orası Jüpiter evidir. Jüpiter'i Merkür'ün yanına koymadığınız sürece hiçbir şey yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Yani şimdi Canan Karatay diyelim ki balık burcu. Ama o tıp doktoru ya. Yani 6 sene tahsil yapıyor diyelim. Üzerine ve 4-5 sene uzmanlık, doçentlik, profesörlük filan derken kadın tabii şifacı olmayı ya da sağlıklı olma üzerine konuşmayı ya da briefing vermeyi hak ediyor. Ondan sonra birileri buraya, herkes aynı pozisyonda ama efendim neymiş? İlkokul mezunu bir tane first aid'imiz varmış. Tıp kongresinde çıkıp doktorlara akıl veriyormuş. Şimdi sen burada hashtag açıyorsun Twitter'da. Aklınca dalga geçiyorsun first aid'inle. Fakat mahallede de bir tane şifacı hatun var. O da mırıldanıp ona gidiyorsun. Telli babadan tel alıyorsun. Oradan buradan yok şifa dileniyorsun. Gidiyorsun. Yani bu çok acayip bir şey ama yani mezarlıkta işte mum yakıyorsun filan. Ondan sonra da diyorsun ki kardeşim Hintli de ineğe tapıyor. Sen ne yapıyorsun abi? Mezar taşlarını koyun mu sandın? Anadan geçilir Hasan yardan geçilmez türküsündeki gibi. Dalga mı geçiyorsunuz? Normalde İslam'da mezar taşı bile yok biliyor musunuz? Ya da ne bileyim işte yani neyse girmeyeceğim. Şimdi oraya girersem orası da uzar. Buradan şimdi bize gene akıl verirler. Hocam yanlış biliyorsun filan diye. Sen yanlış biliyorsun arkadaş. Bırakın bu eğitimsiz insanlardan gidip o öyle dedi, bu böyle dedi filan diye öğrenmeyi. Açacaksın senin bir tane kitabın var. O kitabı okuyacaksın. Ama zor tabii. Şimdi 550 sayfa ortalama. Kim okur ki şimdi onu, değil mi? Ay, hiç vaktin yok zaten. Sen şimdi burada meselemiz bu şifacı müfacı ayaklarını bırak ona buna kalkıp akıl verirsin sonra bir bakarsın Rabbin tokadını yemişsin en büyük hastalıklara da sen gark olmuşsun. Öyledir hep. Büyük konuşma deriz ya o büyük konuşanlara ben bakıyorum arkadaş eninde sonunda yapışıyorlar bir yerde. Sen kendini önce bir şey yap şifalandır ondan sonra milleti. Yaralı şifacı Şiron Hazretleri. Yıkacağız hurafeleri tamam. Şöyle bir bakacaksın. Kim sağlıklı zaten belli oluyor. Sallamayacağım. Orada aslına bakarsan kendine
Bakın benim itirazım yok. Bir insan bu pozisyonda iyi psikolog olabilir, ruh bilimci olabilir, hemşire olabilir, hastane çalışanı olabilir. Her türlü şifayı verme noktasındaki ama bakın bu pratik bir hizmettir. Ve bunun öncesinde gidip fakülteler niye var? Faculty, yetenek, zeka, gelişebilme İngilizcesi. O fakülteni bir geliştireceksin. Ondan sonra milleti şifalandıracaksın. Kırıkçıya, çıkıkçıya gitmeyeceksin. Ortopediste gideceksin. Ortopedist de senin o çıkan bilmem neren var ya, onu yerine takacak. Şak diye. Başkasına taktırırsan sonra kayarsın. Evet. İş hayatında iş bölümü öğrenmek dedik. İş hayatında iş bölümünü öğrenme noktasında maalesef balık geçmişimiz olduğu için bir tembellik, bir isteksizlik var. Bu millet zaten hepsi diyorum yorgun doğuyor. Güney düğümü balık olduğu için arkadaş zaten doğuştan diyorum ya sakallı bebek. Zaten 90'lı 2000'ler artık sakalsız da gezmiyor. Onları imrendim ben bile 3-5 sene önce sakal bıraktım. Millet sakallı. Dedim biz de sakallı olursak. Her gördüğün sakallıyı da dedesi zannediyor ya millet. Daha iyi olur hesabı. Bırakın bu işleri. İş öğrenin, gidin bir işin içine girin, orada organize olmayı, başkalarıyla nasıl çalışmayı, nasıl olması gerektiğini, balıklığı bırakın demiyorum, o hep dursun bir yerde. Bir gün ruhunu teslim ederken yardımı olacak. Hani diyoruz ya, böyle ölülerin böyle parmağına, baş parmağına böyle şey takarlar. Hani öldün hesabı, morgda işte o balık. Ruhun böyle çıktığı yer, son yer, ölümün tabii olduğunu, her faninin ölümlü olduğunu, Meşrut Zincirli Kuyu mezarının üstüne yazıyor ya, o ayet, bunu unutma tabii ama iş hayatını da unutma. Orada dengeyi kur, her şey hayat dengedir. Mutedil olmak, ifrat ve tevrit aynıdır diyoruz ya, arkadaşlar insan idrar deliyle dışkı deli arasından çıkar. İyi bakın. Evrimsel olarak bakıldığında aslında idrar deliği diyelim ki vajinanın altında filan olsa dışkı anal yere böyle komşu filan olsa bazı hastalıklar olmazdı ama şimdi doğanın yasalarına Tanrı sürekli kendi aklıyla müdahale eder. Böyle iki yerin arasından geliyorsun hayata. Gerçi şimdi millet sezeryanla geliyor. Belki dengesizlik oradan kaynaklı ama hayata geldiğin yer bile senin aslında neyi nasıl yapman gerektiğini ne yapıyor? Belirliyor. Ayarsızlığın lüzumu yok. Tam ortada. Orta yolcu olalım biraz böyle. Denge kuralım diyorum. Bir de şunu unutmayın. Tabii Neptün, Venüs'ün üst oktavı olduğu için aslında şiir, sanat, edebiyat bunlar da Neptün'le alakalı. Ancak ülkem insanı tükürürüm böyle sanatın içine dediği için geriye tabii o Neptün'ün en inceltilmiş, en sublime halini de kaçırmış oluyor. Yani şiirle, sanatla, resimle, edebiyatla uğraşsa balık güneydüğü Neptün'ü de ne yapacaktır? Kendinde yaşatacaktır. Öyle olunca da belki yaşatamıyor. Tembellik yapıyor, fazla uykuya düşüyor, hastanelik oluyor. İşte kader mahpü. Küm oluyor, mapushaneye düşüyor, tımarhaneye düşüyor. Bazen alkole, uyuşturucuya, çocuklarda çok küçük yaşa indi. Yani doğuda, güneydoğuda tabii görev yapan hakim, savcı arkadaşlarım var. Dehşetli şeyler dinliyorum. Yani Neptün'ün tabii ciddi riskleri var. Yani işte reisi cumhurumuz işte Neptün yem balık işte özellikle sigara içmeyin, alkol kullanmayın gibi vurgular yapıyor. Bu tabii Neptün yenliğe bir vurgu yapıyor aslında. Yani burada ben tabii yeşil aycılık falan yapacak halim yok. Ama Neptün'ün ayarsızlığına yakalanmak işi biraz şey yapar. Riskli hale sokar. Zaten orada çalışıyor olmak, anda kalmak, merküryen. Başak Merküryenlik olayı. O biraz da bir insanı bazı şeylerden de ne yapıyor? Aslında uzaklaştırıyor. Çünkü ertesi gün işe giden çalışan insan, boş kalmayan insan
Bir takım tabii kötü alışkanlıklara da ne yapamaz? Kolay kolay yakalanmaz. Onu söyleyeyim. Bir de şöyle düşünün. Bu bir mağdur olma enkarnasyonu değil. Yani kendi kendinize bunu söyleyin. Ya ben mağdur değilim. Ben şu an evrende bir şeyleri yaşamak üzere yeniden enkarne edildim. Hayata gönderildim. Bunu çözmem gerek anlamına geliyor. Fakat bu ülkede herkesin bu mağduriyet edebiyatı yapması, yok ben mağdurum, yok ben mağdureyim. Bundan vazgeçin arkadaşlar. Yani bunu tekrarlayıp durmayın. Çalışın, edin, bir şeyler yapın. Plan yapın bir de. Çünkü önceki hayatta balık olmak tabii plansızlıkla alakalı. Her şeyi bırakmak, plansız bir hayat yaşamak. Ama Başak organize ve planlıdır. Senin kuzey düğümde öğrenmen gereken organize ve planlı olmak. Bunu öğrenemezsen güney düğüm balıkla devam edersin hayatına. Kuzey Başak'ta yaşayamadığın için eksenlerin kayar. Yani koordinatlarını kaybedersin. Ya bu ülkenin bakın çoğu koordinatlarını kaybetmiş durumda. İyi, dikkatli olun. Savrulursunuz. Plan yapın. Teslimiyeti kabul ederim. Ama plansız bir teslimiyet doğru bir şey değildir. Ruhsal hayatta çünkü fazla haşinleşir olduğu için geçmiş yaşamında balık. Burada tabii yaşama geri dönmek, yaşamın gereklerini. Çünkü başağın olduğu yer rutindir. Bakın Arthur Schopenhauer, Aşkın Metafiziği diye bir kitabı vardır. Kadınlar okusa zaten aslında erkekleri baştan anlarlar. Kitabın adı Aşkın Metafiziği, Arthur Schopenhauer. Schopenhauer Nietzsche'nin üstadıdır. Kendisi balık burcudur. Bence balık burcu cümle. Çünkü felsefeyi tanımlarken şöyle diyor. Hayatın diyor rutinleriyle diyor. İnsanların diyor büyük idealleri arasındaki çatışmadan doğar felsefe diyor. Tekrar ediyorum. İnsanın idealize ettiği yaşamla hayatın rutinleri arasındaki o çatışma felsefeyi doğurur diyor. Şimdi felsefe düşünerek doğruyu bulma yöntemidir. Ben bütün Alman, Arap felsefesini üniversite yıllarında yedim, yuttum, yaladım. Ve şunu gördüm arkadaşlar. Bu insanlığın yüksek idealleriyle hayatın o küçük rutinleri arasındaki dengeyi iyi kurmak gerekir. Ondan sonra Oblomov gibi olursunuz. Oblomov var ya. Yani çoraplarını birine giydiriyor filan. Tembellikten uşağı var. Burada tabii hayatın o küçük rutinleri yani kendinize yemek yapmak ya da işte evi temizlemek zorundasınız. Bir yerden de Immanuel Kant gibi felsefe yapıyorsunuz filan. İşte o idealize edilmiş Neptünyenlik ile orada yaşamın o Merküryen küçük o şeyleri arasında ne var? Bir çatışma var. Bu çatışmayı dengelediğinizde insan olabilirsiniz. Öbür türlü böyle yüksek yüksek yerlere çıkar kafada uçarsınız. Ondan sonra da bir bakarsınız hayatın rutinlerini halledememişsinizdir. Felsefede geçmişteki düşünülen içinde çok var. Çok var. Hayatlarını sonra ne yapmışlar? Sağlıklarını bozmuşlar. Dikkatli olmak lazım. Evet, bu Neptünyen kaybedişleri söyledik zaten. Yani ruhsallık arayışı bazen madde bağımlılığına, aşırı uykuya, bazen aşka. Yani şairlerin içinde de var mesela. İçerler, şiir yazarlar filan. Ya da işte genelde balıkçılar öyledir, balığa çıkanlar. Gider balık tutarlar ama çoğu da içer filan. İşiyle şeyi arasında o dengeyi kuramayabiliyor. Deniz kenarı yerlerden çıkar o yüzden genelde şairler. Evet, suyun öyle bir hayal veren tarafı da var. Beyin sulanıyor filan diye Türkçe'de boşuna demiyoruz. Dikkat edin beyniniz sulanmasın sonra. Çünkü kolay bırakma eğilimi göstermek, challenge yani meydan okuyunca hayat. Şimdi bir işe girerler işte dinliyorum ben milleti işe giriyor müdüre gıcık kapıyor. Yok bilmem ne filan ya bunlar küçük işler ayak işleri filan kim uğraşır bunlarla? Doğru ya prenslerim, prenseslerim. Ne işiniz var amelilikle? Herkesin ikinci Elizabeth olması lazımdı ama. Neptünümüz aslan olunca. Evet. Yorgun yaşlı ruhlarız anladık. Kolay bırakma eğilimi göstermeyelim. Ölünceye kadar bir şekilde hayatla çatışmak zorundayız. Bu çatışmayı eninde sonunda kaybederiz. Doğrudur. Ama kaybettiğimiz şey dünya tesisleridir. Hayatı kaybedersin. Ruh ölümsüzdür. Ruh ölümsüz olduğu için sadece bu dünya yok, başka dünyalar var.
Dünyanı kaybedersen başka bir dünya kazanabilirsin ama bu dünya ile çatışırken de burası bir sınıf. Dünyada bir öğretmen, eli işte ne bileyim sopalı bir öğretmen. Biz eninde sonunda pataklar ama biz buradan çıkışımızı yaptığımızda eğer tekamülümüzü, ruhsal inkişafımızı yakalarsak başka bir hayatta, başka bir yerden ne yaparız? Devam ederiz diyorum. Bunu unutmayın. İstismar edilmiş olabilirsiniz. Bu diyorum ya, Yeşilçam'ın Türk filmlerinde de var. Tabii sen manastırda yaşamışsındır. Belki rahibesindir, Vesta rahibesi. Balık tarafın o. Kuzeyde başağa geliyorsun. Beynin de hala bakire. Ve burada mesela para düşmanlığında olabilir. Hani böyle gene Türk filmlerinde var ya, böyle adam işte fakir ama işte parası yok. Sonra gidiyor Hergele, Ezel dizisindeki gibi oluyor. İşte parayı buluyor, geliyor filan. Kadının suratına çakıyor filan. Bu para ve servet düşmanlığı anlamına da gelebiliyor. Bu da yanlış bir şey. Çünkü siz bir şeyi sevmediğinizde o şey size maalesef gelmez. Özal zamanında bir cümle söylemişti. Hadis babında ben zengini severim diye ülke karışmıştı. Alışmış ya millet fakirliği övmeye. İşte bu fakir filan diye başlayan cümlelere, işte yüzük göstermeler, işte bu fakir filan. Böyle fakir edebiyatı, işte fakirliğin iyi olduğuna dair bir takım ifadelerde bulunma. İşte o Güney Balık'tan geliyor. Çünkü 12. evde kişi artık dünyevi olan her şeyi deneyimleyip artık çıkış vakti geldiği için tabii ki ben de aynı şeyi söyleyebilirim. Paranın, malın, mülkün aslında hiçbir şeyin değeri yok. Neticede toprağa gidiyorsunuz. Orada işte 2 metrekare bir yerde işte bir kefen yatıyorsunuz. Çılçıplak, aynen hayata geldiğiniz gibi. Ancak şu çok açık ki dünyada eğer siz, ki bedenliyiz biz zaten, ve dünya bize bir takım imkanlar sunar. O imkanları dünyada kullanamadığımızda ruh maalesef o bedenin içinde huzursuz olur. Çünkü bedenimiz bizim ruhumuz için bir ev gibidir. Nasıl sen bir evin içinde yaşıyorsun, elektriği, suyu, doğalgazı olsun istiyorsun. Ev sana sorun çıkarmasın, yağmur yağınca da kafana yağmasın sular istiyorsun. Bedeni ve bedenin ihtiyaçlarını da bu şekilde görüp, aynen evin ihtiyaçları gibi karşılamak zorundasın. Konforsuz bir bedende ruh, ya da bir bedenin dünyevi olan bir takım ihtiyaçlarını giderememesi o ruhun evrimini filan arttırmaz arkadaşlar. Onu da geçelim. Ruhun ezilir. Ezildikçe de hasetleşir, kıskançlaşırsın. Yaşlandıkça da şöyle geçmişe döner bakarsın. Ya da çevrendeki insanlara bakarsın. İşte bir hayat yaşıyorlar filan, tamam mı? Ondan sonra yok evin arabanın peşine gitmeyin, bunlar süfli işler dersin. Ne güzel. Toplum fakirleşsin. Abi kimsenin evi arabası filan da olmasın. Medine dilencileri gibi ya da Hintli gurular gibi böyle sokağın ortasında filan yatalım. Homeless olalım. Ya öyle bir şey olabilir mi ya? Ya bu nasıl iştir abi? Sen şimdi balığa niye gidiyorsun? Kuzeyin senin Başak. Dünya tesislerine hoş geldin. Burası da TC. Gideceksin eşek gibi çalışacaksın. 25-30 sene neyse artık emeklilik yaşı da bilmem ne oldu. Çalış. Bari emekli olduğunda hani verilen parayla bari Bodrum'a, Marmaris'e tatile gidebilsen. Yok abi, Avrupalı moruk gelir burada gezer. Sen de burada fakirlik yaşarsın. Bir de fakirlik üzerine metiyeler dizersin. Sen fakir yaşasan arkadaş. Ya hepimiz fakir olalım, razıyım ya. O zaman komünizmi getirelim. Bütün herkes ayda 1000 lira maaş alsın. Kimse 1001 lira maaş da almasın. 999 lirada. Hadi sıkıyorsa bunu getirin. Razıyım ben inşaat yüksek mühendisi olarak. İşçiyle bana aynı maaşı versinler. Hepimiz 1000 TL alalım. Hiç olmazsa fakirlikte eşit oluruz. Bu da insanları rahatsız etmez. Bu nedir ya? Ya bu tarafa gidiyorlar ya bu tarafa. Bir arada kalın, arada durun. Böyle cümlelere de itibar etmeyin. Çünkü bunlar da ayarsız cümleler. Doğru değil arkadaşım ya. Yanlış. Yani sen belirli ölçekte hayatın bir takım gereksinimleri vardır. Bedenin, ruhun, zihnin, bu organların hepsinin tek tek, o organların hepsini tek tek yukarıdan aşağı doyurmak zorundasın. Eğer ki bir organın aç kalırsa, o aç organ var ya,
Bak neresi açsa senin o beynine saldırır. Çünkü beyin maestro gibidir ve bütün organlarla böyle orkestra şefi gibi böyle bağ kurar. Sen organı tatmin etmez, doyurmazsan beyninin ilgili kısmında sorun yaşarsın. Sonra beyinsiz olursun. Memleket beyinsiz kaynıyor iyice. Biz ne yapacağız? Bunları söyleyeceğiz, ifade edeceğiz, bunların farkına varacağız. Farkına varınca da ne olacak arkadaşlar? Daha doğru tavırlar göstereceğiz hayata karşı. Hayata karşı daha doğru tavırlar gösterdiğimizde otomatikman şu olacaktır. Daha doğru yaşadığımız için evrende doğru yaşayan bir varlığa tabii ki ne yapacaktır? Daha iyi bir karma götürecektir. Herkes bakacak hayatına. Nerede bir yanlış falan varsa, tamam mı? O senin için bir düzeltme fırsatıdır. Sen bunu düzeltmeyip bir de başkalarını falan suçladığında bu işi çözemezsin. Kendini suçla. Herkes kendini suçlasın. Herkes kendini suçlasın. Biz sadece bu ifadeleri bulunan insanlara ki bu kişilerle bizim işimiz yok. 50 defa söyledik. Burçlarla, kişilerle benim işim yok. Benim herhangi bir burca, herhangi bir şahsa gıcıklığım falan da yok. Ben söyledim, ben kendime de gıcığım ona bakılırsa. Gıcıklık nedir arkadaş? Bir şeyin yanlış olduğunu fark edip, değil mi? O fark edişle onu düzeltmedir. Ya bunu düzelteceksin. Ya kendini ne çok seveceksin, ne nefret edeceksin. Arada bir yerde kalacaksın. Evet arkadaşlar. Bugün dersi burada kesiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.